Salihin. Salihin çoğuldur. Tekili nedir? Salih. Salih'tir. Salih kimdir? Burada var mı Salih? İnşallah. İnşallah. Ha, bir tane varmış. Salih kardeşimiz orada. Evet. Diğerini Salih oldu. Salihler. Buyur. Salihler. Salihler. Evet. Salih olabilmemiz için ne gerekiyor? İman. İman gerekiyor. Allah razı olsun. Başka ne gerekiyor? Amelin salih olması gerekiyor. Amelin salih olması için Zübeyir kardeş ne gerekir? Allah'a ibadet etmek gerekir. Resulullah'a da mı ibadet etmek gerekir? Allah'a ibadet. Evet. Resulullah'a ibadet edilmez. Kime ibadet edilir? Bu tarafa da şöyle biraz şey edelim soralım. İnşallah. Kaç ismin nedir? Buyur. Arif. İnşallah. İnşallah. Evet. Yok, beklenmedik bir anda sorular böyle geliyor da nasıl cevaplayacağını ve tecrübe şey yapıyor. Evet. Ne sormuştuk? Salih. Amelimiz salih olması için ne gerekir? Arif kardeşim. Amelimiz salih olması için ne gerekir? Ne demek? Amelimiz salih olması için. Yani evet. Heh? Tamamlayamadım. Amelimizin salih olması için ne gerekir? Yani ibadetimizin, çalışmalarımızın, hizmetlerimizin, Allah için yapılan işlerin salih olması için, iyi olması için, geçerli olması için, kabul edilebilmesi için. Başta iman. Başta iman. Çok güzel. Allah razı olsun. İbadet, Allah'a ibadet. İman etmek, itaat etmeyi gerektirir. O da onu gerektirir yine. Güzel. Birinci sorunun cevabı doğrudur. Evet. Komşusu. Başka bir şart daha vardır. Bilebilir misiniz? Komşusu. Kur'an ve sünneti. Evet. Evet. Mehmet kardeş. Evet. Namaz kılıyorsunuz. İnşallah. Allah kabul eylesin. Şimdi bu namazımızın, orucumuzun, zekatımızın, yapmış olduğumuz iyiliklerin kabul edilebilmesi için bir takım şartları vardır. Bu şartlara göre yapılırsa ibadetimiz ne olur? Evet. Bu şartlara göre yapılmadığı takdirde yapılan ibadetler geçersiz olur. Arkadaşımız dedi ki birinci şartı nedir? Allah'a iman. Allah'a ve Peygamber'e iman etmek. İkinci şartı sen ne dedin ki? Söyledin. Allah sünnete uygun olur. Evet. Yapılacak olan iş veya yapılacak olan amel veya yapılacak olan ibadet Allah'ın ve Peygamber'in emirlerine evet, uygun bir şekilde yapılması. Evet. Şu taraftan da bir tane. Evet. Bir tane daha kaldı. Senin komşun. Evet. İsminizi alabilir miyim? Osman. Osman. Maşallah. Osman kardeşim. Allah'a inanarak dediler. Bir de Allah'ın ve Peygamber'in istediği bir şekilde yapılması gerekir dediler. Bir tane kaldı. Onu da siz söyleyebilirsen. Komşusu da yardımcı olabilir. Niyet. Niyet, Allah, evet. Allah için yapılması. Allah için. Evet. Allah için, Allah rızası için, Allah emrettiği için, Allah istediği için edilmesi, yapılması. O zaman kim toparlayabilir? Zübeyir kardeşim. Evet. Allah'a inanarak, Allah rızası için Allah'ın ve Peygamber'in istediği ve gösterdiği ve emrettiği bir şekilde yapılan amellere ne deriz? Salih ameldir. Salih ameldiriz. O işi yapan kimseye de ne deriz sevgili kardeşim? Salih insan deriz. Allah bizleri de salih kullarından eylesin. Evet. فَاُولَٰئِكَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَف۪يقًا. İşte bütün bunların Efendimizin komşusu olabilmemiz için cennette ne gerekiyor? Allah'a ve Peygamber'e itaat etmemiz gerekiyor. Allah'a ve Peygamber'e itaat etmemiz gerekiyor. Şimdi biraz önceki başta okuduğum ayet-i kerime وَاَطِيعُ اللّٰهَ وَاَطِيعُ الرَّسُولُ. Allah'a itaat edin, Peygamber'e itaat edin. Allah'a itaat edip de Peygamber'e itaat etmeyen kimsenin ameli
Kabul edilir mi? Edilmez. Edilmez. Mutlaka edilmesi gerekiyor. Ha? Peygamber'e de itaat edilmesi gerekiyor. Peygamber'e de itaat edilmesi gerekiyor. Peki. İsminizi ben unuttum. İsmail. Buyur. İsmail. İsmail kardeşim. Doğrudur. Ya yaşlandık artık. Unutuyoruz işte. Ne yapalım? Kusura bakma. Evet. İsmail kardeşim. Bir hanım hocasına itaat etmek mecburiyetinde mi? Bütün konularda. Bütün meselelerde. Her yerde. İsmail'e soruyorum. Yok, ben karıştırıyorum. Yani hocaya itaat edilir. Allah'tan gayrısıyla secde edilecek olsaydı diyor. Kadının kocasına secde etmediğim nedeni buyuruyor. Yani o şekilde olunca tabi diyor. Evet. Evet. Allah'a ve Peygamber'in rızası dışındakilere itaat edilir. Eğer isteklerimiz veya insanoğlunun emirleri, istekleri Allah'ın emirleriyle, Peygamber'in sözleriyle çatışmıyorsa ne etmesi gerekiyor? İtaat etmesi gerekiyor. İtaat etme. İtaat etmesi kendisine sevap kazandırır mı? Sevap kazandırır. Peki iman eden bir kadın hocasından habersiz, izinsiz sağa sola gidebilir mi? Gitmemesi lazım. Gitmemesi gerekir. İzin alması ve aldıktan sonra da efendime söyleyip gitmesi gerekiyor. Belki Osman kardeş nasılsın? Elhamdülillah. Bir kadın nafile olarak bir orucu kocasının izni olmadan tutabilir mi? Tutamaz. Tutamaz. Farzı tutar. Güzel. Allah razı olsun. Hac ibadeti gidemez. Peki hacca gidebilmesi için kardeşim beraberinde kimler olması gerekiyor? Hı? Yok, komşum. Mahremin yanında olması lazım. Kimdir onlar? Kocası, babası. Yavaş yavaş. Kocası, babası. Oğlan kardeşi. Oğlan kardeşi. Çocukları. Çocukları. Dayısı olur mu? Dayısı olur. Amcası olur mu? Olur. Amcası da. Bunlara ne diyoruz? Mahrem mi diyoruz? Bunlara mahrem diyoruz. Yani bir kadın Allah'ın emrini yerine getirebilmesi için hacı ibadetini demek istiyorum. Yerine getirmesi için mutlaka bunlardan birisi yanında bulunması şart mı? Şart. Bulunmazsa ne olacak? Üzerine de hacı ibadeti farz olmuştur. Gidemez. Peki şöyle bir şey var. Böyle bazı açık gözler geçici olarak birisiyle nikah kıydırıyor. Gidip gelene kadar. Hacca gidip gelene kadar. Kendi kendini. Evet, o iş olur. Peki bazı böyle toplu olarak kadınlar 5-6 kişi efendim anlaşıyorlar. Toplu bir şekilde gidiyorlar. Buyur kardeşim. Olur mu öyle bir şey? Öyle. Kadınlar bir arada 3-5 kişi toplanıyor. İşte sor, onu ben sana soruyorum. Sen bana soracaksın, ben sana soracağım. Evet. Olmaması lazım. 15 olmaz. Olmaması gerek. Mahremleri olması. Evet, mahremleri olması gerek. Şimdi o zaman İsmail kardeş, üzerine farz olan bir ibadeti yerine getirmek için mahremsiz gidemiyorsa, gitmesi yasaksa, günahsa, haramsa, bir kadın tek başına buradan, tek başına derken yani mahremsiz demek istiyorum. Buradan İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e gidebilir mi? Gider. Allah. Bir günü geçmemek. Gece geçmemek. Bu şimdi Ankara'ya 2 saatte gidip geliyor. Gidiliyor. Ne diyorsunuz? Gidemez. Buradan hocam, özür dilerim de. Az önce siz bir soru sordunuz. Ben düşündüm. Kıyas yaptım kendimce, dedim ki yok dedim. Ama bu konuda hiç delil lazım, hocama sormak lazım. Hangisini? Yani 5 bayanın eğer buradan İstanbul'a gidiyorsa niye hacca gitmesin? Haçta şu var, haçta sür olay var değil mi? Hacim gibi. Niye eşinin yanında da başka kişiyle tavaf ediyorsun? Bir sürü insan var orada. Yani bu yolculuktur. Tavaf ayrı, yolculuk yapmak ayrı. Ne dedim, 2 saatte gider gelir mi? Hacı
sormak lazım. Ben... Ama ben sana soruyorum. Şimdi gidebilir mi, gidemez mi? Gidiyor. Peki. Zübeyir arkadaş. Gidebilir hocam. Gidebilir. Yani gece geçmemek şartıyla. Yani. Gidebilir mi? Mesela yani Ankara İstanbul'a gibi. Yani uçağa binse gidebilir diyorsun. Yani, öyle bir belediye gidebilir yani. Evet. Şey evet, ne diyorsun sen? Allah razı olsun. Yolcudan çıkamaz diyerek yolcudan genel bir umut. Ne kadar çıkmaz? Bir gece. Bir gece? Neyle? Deveyle mi? Uçakla mı? Arabayla mı? Yürüyerek mi? Yaya mı? Şimdi o zaman buradan Kıbrıs'a da gidilebilir. Bir saatlik, iki saatlik efendim yerler vardır. Bazı yerlere mesela Şam'a da demek gidilebilir. Bu kapıyı açarsanız işiniz zor. Yani ne öyle? İnşallah aydınlan. Gidilmemesi gerekir hocam. Hiçbir seyahatte mi? Hiçbir seyahatte. Hocasından izinsiz. Yarında hocasından izinsiz değil. Hocasından yardım, mahremsiz. Mahremsiz. Hacca da mı aynı şey? İşte dedim ya, hacca gitmesi yasaksa emirdir, ibadettir, yerine getirmekle yükümlüdür. Böyle bir ibadeti yerine getirebilmesi için yanında mutlaka ne gerekiyor? Mahrem gerekiyorsa, ibadet olmayan, üzerine farz olmayan bir ibadet değildir. Gidiyor annesini babasını görmeye gidiyor. Veya efendime söyleyeyim başka bir maksat için gidiyor. Gidiyor ama ondan sonra olanlar oluyor. Ya nasıl oluyor? Hani ben burada uçağa koyacağım, o bir tarafta da babasıdır veya kardeşidir, ne yapacak? Alacak, karşılayacak. Bunda bir bahis var. Niye bu kadar güvensizlik? Ama İslam diyor ki bir haram, bir günah işlenmeden önce alınması gereken tedbirler ne edilmelidir? Alınmalıdır. O anda uçağın içinde neler olur, neler olmaz? Birisiyle tanışır, telefon numaralarını alırlar. Başlangıç oradan başlar. Sonra arkası nedir? Gelir. En iyisi bu kapıyı etmek, kapatmak lazımdır. Kapatmak lazımdır. Yanında peki. Çocuğu buyur. Olsa, buyur. Yanında çocuğu falan. Çocuğu kaç yaşında? 10-12. İnşallah. İnşallah. Yani burada güvensizlik meselesi değil. Kadını koruyacak biri gerekir. Kötü insanların, niyeti kötü olan kimselerin efendim şerrinden ve ihtiyacını karşılayabilecek bir erkeğin mahrem bulunması nedir? Şarttır. Evet.